Suzan x eşittir 2 noktasında f x eşittir x kare artı 1'in türevini bulmak istiyor. Aşağıdaki tablo giderek 2'ye yaklaşan x değerleri için f'in x'ten 2'ye veya 2'den x'e kadar olan aralıklardaki ortalama değişim oranını göstermektedir. Ve bunlar kapalı aralıklardır demiş. Demek ki gittikçe artan bir şekilde 2'ye yaklaşan x değerleri için f'in bu kapalı aralıklardaki ortalama değişim oranından bahsediyoruz. Görünüşe göre bir tür limitle uğraşıyor veya bir tür limit hesaplamaya çalışıyor olacağız. Şimdi buradaki verileri bir okuyalım. Bunlar x değerleri ve Suzan bu x değerlerinin her biri ile iki arasındaki ortalama değişim oranını veya fonksiyonun ortalama değişim oranını bulmaya çalışıyor ki bunu buradaki x değerleri ve iki arasında bulacak. Tabloda Suzan'ın önceden hesapladığı ortalama değişim oranları da verilmiş. Dolayısıyla hesap makinelerimizde tekrar hesap yapmamız gerekmiyor. Mesela buradaki 3,9'u nasıl hesaplamış? Bakın bunu da bize söylemişler. f 1,9'u yani fonksiyonun x 1,9 olduğundaki değerini almış. Ondan fonksiyonun x'in 2'ye eşit olduğu zaman aldığı değeri çıkarmış. Yani burası aslında f'deki değişimi ifade ediyor ve onu x yani 1,9 eksi 'ye bölmüş. Yani bu ifadede aslında f'deki değişim bölü x'deki değişim anlamına geliyor fonksiyonumuzun bu aralıktaki ortalama değişim oranı nedir suzan 1,9 ile 2 aralığına bakmış ve 3,9 bulmuş sonra 2'ye biraz daha yaklaşmış bu sefer 1,99 ile 2 aralığına bakıyor ve sonuç 3,99 çıkıyor görünüşe bakılırsa gittikçe 4'e yaklaşıyor değil mi bir sonrakinde 2'ye biraz daha yaklaşıyor ve ortalama değişim oranı da 4'e biraz daha fazla yaklaşıyor Sonrasında 2'nin diğer tarafına doğru gidiyor. Bunları şöyle düşünebilirsiniz. Bunlar da x2'ye sol taraftan yaklaşırken, bunlar da x2'ye sağ taraftan yaklaşıyor. x2,1 olduğunda ortalama değişim oranı 4,1'miş. x2,01 olduğunda ki burada da yine 2'ye daha yakın bir durumdan bahsediyoruz. Yani 2'ye yaklaşıyoruz, ortalama değişim oranı da yine 4'e yaklaşıyor. X 2'ye daha da yakın oldukça ortalama değişim oranı da 4'e daha yakın oluyor. Peki bu veri bize gerçekte neyi anlatıyor? Tamam, ortalama değişim oranının fx eksi f2 bölü x eksi 2. Evet, bu olduğunu biliyoruz ama burada asıl düşündüğümüz şey x burada 2'ye yaklaşırken limitin ne olduğu. İşte bu veriler bizim buna ulaşmamıza yardımcı oluyor ve görünen o ki bu limit 4'e eşit. Bunu bize şurada veriyorlar. Bakın x sol taraftan ya da sağ taraftan 2'ye yaklaştıkça buradaki şu ifadede yani şu sayı da 4'e yaklaşıyor. Belki fark etmişsinizdir. Bu aslında türevin tanımlarından biri. Buradaki şey aslında f üssü 2'dir. Yani x'in 2'ye eşit olduğu durumdaki türev. Tüm bu işlemdeki x değeri 2'ye yaklaşırkenki limite eşittir. Bir türevi limit olarak ifade etmenin başka yolları da var ancak bu da işte onlardan biri. Bu kadar. Peki tabloya göre x eşittir 2 noktasında fx eşittir x kare artı 1'in türevi neye eşittir? x eşittir 2 noktasındaki türev 4'e eşittir.